Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabahın ilk saatlerinde sona erdi. Önceki gün 20'de başlayan yasak bu sabah 5'te kalktı. Kısıtlamanın başlamasıyla her gün binlerce kişinin akın ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sessizliğe büründü. Tüm Türkiye'de polis, keyfi sokağa çıkanları engellemek ve kısıtlamaları denetlemek için kontrol noktaları oluşturdu. Yine kural tanımayanlar vardı. Karabük'te bir kişi hem sokağa çıkma yasağını hem de karantinayı ihlal etti. Pozitif çıkmasam da ablam pozitif olup sizinle temas ettiği ile ilgili fidyasyona bilgi verdi. Telefonda mesaj gelmedi mi senin karantinada diye? Karantinada olması gereken sürücü 112 ekipleri tarafından yurda yerleştirildi. Kırıkkale'de devriye gezen ekipleri gören iki kişi ise ceza almamak için otomobille kaçmaya çalıştı. Ama yolu kapatan çöp kamyonuna takıldı. Neden kaçıyorsunuz? Ne kaçması? Kaçışın nedeni saniyeler içinde anlaşıldı. Araçtan indirilen şahıslardan birinin izni yoktu ve cezai işlem uygulandı. Niye size bunu hani şey olarak yeterli diye verdiler? Valiliğe gittim ben. Bu paket için yeterli Yok. dediler. Geçen İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12.671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi. Kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyduğunun vurgulandığı açıklamada, unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz ifadeleri kullanıldı. Duramadım, peşimden araba geliyor değil mi? Basarsan durama lan, kaç kere ilettim. Arkanda araba ilendi yoktu. Pazarcıyım, yeni mahalle. İzin benden ver bakalım abi. Saatler 5'i gösterdiğinde ise hareketlilik başladı. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Toplu taşıma araçları ve duraklar da kalabalıktı. Ne yazık ki manzara değişmedi. Çoğu insan sosyal mesafe kuralına uymadı. Bundan sonraki hafta sonları da yeni bir karar alınıncaya kadar uygulama aynı şekilde devam edecek.